Dürer adlı kitabımızda merraten kelimesinde kaldık. Merraten bir defa yıkamaktır. Merraten bir defa yıkamak. Lima merra daha önce geçtiği üzere. Bil mirfekayni, mirfekun, mirfekane, mirfekayni, tesniye cerhali. Dirseklerle beraber. Buradaki ba'ya ma manası vermiş olduk. Zehvi o, yani dirsek deneyin nesidir. Multeka azmil azudi. El azut pazu demektir. Az kemik demek. Pazu kemiklerinin birleştiği yerdir. Ve dirai ve kol kemiğinin, kol ile pazu kemiğinin birleştiği yere dirsek adı verilmektedir. Ve ricileyni, riclun, riclani, ve iki ayağı da yıkamak. Merraten, bir defa, bil ka'beyni, topuklarla beraber yıkamak yine farzdır. Ve o el ka'beyn, yani topuklar nedir? El-azmu, bir, yani el-azmu kemiktir. Öyle kemik ki en-nati'u, çıkıntılı. El-muttasilu, bitişik. Neyle? Bi-azmi-sak değil. Es-sak genelde incik kemiği olarak çevriliyor. İncik diz kapağından topuğa kadar olan kemik kastedilir. Diz kapağından kemiğe kadar, diz kapağından topuğa kadar olan kemik kastedilmektedir. Neyle bitişmiş? Bir azmi saqi. İncik kemiğiyle bitişmiş. Min darafeyil kademi. Min darafeyil kademi. Ayağın iki tarafından bitişmiş. Darafeyil. Darafeyil kadem dedim. Darafey kelimesi müfret, tesniye, cemi ve benzeri ne olabilir? Darafey kelimesi darafani, darafeyni, darafey, tesniye cerhali. Tesniye bir kelime muzaf olduğundan sonundaki nun harfi düşmüş. Darafey kalmış. Sol taraftaki el kademde sakin harfler var. El kadem sakin harfler var. Ya da sakin. Bu kadar sakin harf yan yana durabilir mi? Duramaz ki. İltikal sakine burada caiz değil. Ne olacak? Ya'ya es sakini de hürrike hürrike bil kesri kaydısı uygulanacak ve ya'ya esre verilecektir. Bu yüzden min darafeyil kademi diyoruz. Yani iki tarafından da o kemiklerin birleştiği yerden bahsetmiş olduk. La değildir. Ne değil? Ma o şey ki reva rivayet etti. Kim? Hişam'ın Hişam. Hişam'ın rivayet ettiği şey değildir. Kimden rivayet etti? An Muhammed'in Muhammed. Ennehu o el mefsilu bir mefsildir. Bir kemiktir. Ellevi öyle kemik ki fi vesadil kadem ayağın ortasında yer alıyor. Ayak ortasındaki kemiktir diye bir rivayet var. Ama bu aslı yoktu yani. Böyle değil bu iş. İnde ma'kidi şirak. Ma'kidi şirak ayakkabı bağı. Ayakkabı bağında ki bir ayakkabı bağında yer alan bir kemiktir diyor. Li ennehu çünkü o kemik fi kulli riclin her bir ayakta vahidun bir tane bir kemik. Her ayakkabından bir kemik. Ne gibi? Kel mirfeği dirsek gibi. Fil yedi eldeki yani koldaki diyelim. Koldaki dirsek gibi. Fakat şüphesiz ki senna tesniye olarak geçti. Tesniyeledi. El Ka'be topuk. Topuk tesniye olarak geçti. Fil ayeti ayette. Ve böylece taayyene. Taayyun etti. Belli oldu. Ne? Ennel murade. Şüphesiz ki murat kastedilen şey ma o şey ki zekerna biz bahsettik. Bizim bahsettiğimiz şeyin murat edildiği ortaya çıkmış oldu. İlla ancak böyle olmasa lem yazher olmazdı, ortaya çıkmazdı, aşikar olmazdı. Lil uduli yönelmek ile tesniyeti. Tesniye yönelmek olmaz. Tesniye yönelmekte olmazdı. Ne olmazdı? Faidetun. Bir fayda olmazdı yani. Neden tesniye kullanıldı? Çünkü her iki ayakta da bulunan bir kemik. Fin şayet. Burada hani farazi diyoruz. Farz-ı muhal diyoruz.
olduğunu varsayarsak. Fenşayet ile denilse, kısa çok geniş bir şey. Fenşayet ile denilse ki mukabeletul cem'i bil cem'i. Mukabeletul cem'i bil cem'i. Cem'ul cem'in mukabelesi. Cem'ul cem. Neyin nesi? Cem'i mükesser. Ne yaparsın? Kıllet ve kesret olarak ikiye ayırırsın. Kesretin içerisinde bir grup nedir? Ya, muntehel cumudur. Son cem'idir. Bu tür bir durum söz konusu. Peki bunu ne için kullanıyor? Hangi kelimeden bahsediyor? Onu anlayan var mı? Kastedilen şey nedir? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilessalâti fâğsilû vucûhekum ve eydîkum ilel merâfikî. Mirfekun merâfik. Merâfik cem-i mükesser. Cem'ül cem kalıbıdır. Nereden anladın sen bunun muntehel cumu diğer adıyla cem'ül cem olduğunu? Biz bunu Tuhfetü's-Seniye'de esasen işlemiştik. Merâfikî. Elif'ten sonra sol tarafta iki tane harf var. Üç de olsa olurdu, iki de olsa olur. Bu onun muntehel cumu kalıbında olduğunun bir kanıtı. Aynı zamanda muntehel cumu kalıpları bellidir. Ezber yaparak da bunları anlayabiliriz. O kelimeden bahsediyoruz yani. Peki tekrar konuya dönelim. Fenşa dine denilse mukabeletul cem'i bil cem'i. Cem'ül cem'inin mukabelesi fil ayeti ayetteki. Fenşa dine denilse bir iki defa tekrarladık sanırım. Fenşa dine denilse ne denilse. Mukabeletul cem'i bil cem'i. Cem'ül cem'inin mukabelesi fil ayeti ayetteki. Tektevi gerektirir ikteva, yektevi, tektevi, tekteviyu. Takdiren merfu, bunun farkındasınız. Neyi gerektirir? Kevnel vacibi. Vacip olmasını, yani zorunlu olmasını gerektirir. Ala kulli vahidin. Her biri üzerine bunu gerekli kılar. Gasle yedin. Bir kolun yıkanmasının, her bir kolun yıkanmasının vacip olmasını gerektirir. Ve ricli ve tabii ki her bir ayağın da yıkanmasını vacip yani zorunlu olması gerektiğinden bahsediyor. Böyle bir soru sorulsa bulna biz de deriz ki cevaben yecüzü caiz olur en yesbute sabit olması ne gaslul uhra diğerlerinin yıkanması da sabit olur. Neyle? Bir delaletin nasi, nasın delaletiyle beraber. Ev veyahut da fi'li rasuli, fi'li fiil Rasulü veya Rasulün fiilinin delaletiyle sabit olur. Sallallahu aleyhi ve selleme el-menkuli anhu kendisinden nakledilen, peygamberden nakledilen fiil. Neyle nakledilmiş? Bir tevatürle nakledilmiş. La el-icma'i, icma ile nakledilmiş değil. Niye icma ile değil? Li-ennehu çünkü o icma sabitun, sabittir. Enlerin haberi. Nerede ne zaman sabittir? Fi ahdi Rasuli. Peygamber zamanında sabittir. Bi enno çünkü o fiil icma dedim ya yanlış dedim. Bi enno çünkü o fiil nedir? Sabit sabittir. Fi ahdi Rasuli peygamber zamanında sabit. Fi burada zaman zarfı olarak kullanılmış oldu. Sallallahu aleyhi ve selleme. Ve icma ise ba'dehu ondan sonradır. İcma peygamber zamanında var olan bir şey değil. Peygamberden sonra gündeme gelenmiş. Fenşaet ile denilse. Kıraetul cerri. Cer ile okuyuş. Cer ile okumak. Nerede cer ile okumaktan bahsediyorsun? Fi ercu likum. Ercu lekum. Ercu likum. Biliyoruz ki buradaki lama vereceğimiz hareke her şeyi değiştirir yani. Lamda fetha mı var, esre mi var? Ona göre ayağın yıkanması gerekebiliyor veya ayağın meshedilmesi gerekebiliyor. Bunu diğer fıkıh kitaplarımızda da okumuştuk. Şimdi bundan bahsedecek. Fenşaet ile denilse kıraetul cerri, cer okumak. Fi erculikum kelimesinde, yani erculikum kelimesinde cer ile okumak.
Mütevatiratun. Mütevatirdir. Ne gibi? Ezan aynı şekilde. Fetha ile okumanın da mütevatir olduğu gibi este ile okumak da nedir? Mütevatirdir. İşte bu durumda muktezel cem'i beynel kıraateyni. İki kıraat arasını cem etmek, birleştirmek gerekir. Bu durum bunu gerektirir. Her ikisi de mütevatir. Sadece birini alıp devam edemezsin. Sadece fetha veya sadece esre ona göre kesinlikle sadece yıkanır veya diğer görüşe göre sadece mesh edilir diyemezsin. Her ikisi de mütevatirse, bu konu mütevatir sağlamlığı göstermekte, o kadar sağlam rivayetse rivayetlerin arası cem edilmeli. Herhangi biri ne yapılmamalı? Terk edilmemeli, inkar edilmemeli diyor. Böyle denilmiş olsa bu nasıl açıklanacak? İmma ya et-tahyiru muhayyer kılmaktır. Hani cem etmeye kalkıyoruz şu an. Nasıl cem edilir? İmma ya et-tahyiru muhayyer bırakılır kişi. Beynel gasli ve mes'hi. Yıkamakla mes arasında kişi ya serbest bırakılacak. İster yıka istermez et. İkisi de olur çünkü her ikisi de mütevatir. Rivayet de sabittir. Bu şekilde olabilir. Ne gibi? Kema galehu. Kema o şey gibi ki gale dedi bihi onu ba'zuhum alimlerin bir kısmı. Alimlerin bir kısmının dediği gibi. Ev veyahut da hamlun nasbi. Nasbı hamledersin. Ne üzere? Ala haleti tehafiyyi. Haleti te haffi. Tehaf yanlış okudum. Haleti tehaffi. Tehaf çıplaklığı ifade ediyor. Ayak çıplaklığı. Ala haleti tehaffi. Ayağın çıplak olma haline hamledilir, yorumlanır. Peki vel cerri yani hamlül cerri demektir bu da. Cerri neye hamledeceksin, neye yorumlayacaksın? Ala haleti tehaffufi bunda mest haline hamlederiz. Ne gibi? Kema o şey gibi ki gale dedi bu bihi bunu barzuhum alimlerin bir kısmı. Bu şekilde bir soru gündeme gelse cevap nasıl verilmeli? Gulna biz deriz ki kıraetul cerri cer okumak kıraati ercu likum. Bu nedir? Zahiruha metrukun. Açıkça terk edilmiştir. Bil icma'i icma'la beraber bu terk edilmiş bir okuma biçimidir. Niye? Yani çünkü men her kim gal ederse bil meshi mes ile olur dese lem yec'al kılmadı hu onu muğayya muayya kılmamıştır. Gaye muğayya diye bir konu vardır. Fıkıhta, dilde böyle bir konu var. Gaye muğayya konusu. Bil kâbeyni Kâbe'yi niye muayya kılmamıştır? Kâbe'nin iki topuktur. Ne demek istiyor? Men her kim gâle derse bil meshi mes ile olur derse lem yec'alhu onu kılmamıştır. Muayya kılmamıştır. Bil Kâbe'yi topuklara kılmamıştır. Muayya kılmadı derken topukları meshin hudutları içine dahil etmedi demektir. Nihayetiyle sınırlanmadı. Nihayetiyle sınırlandırmadı. Vay ya konusu. Neymiş bu? Topukları meshin hudutları içerisine dahil etmemek, nihayetiyle sınırlandırmamak kastedilmiş oluyor. Fakat şüphesiz ki delalet etti. El ahadisu el meşhuratu meşhur hadisler delalet etmiştir. Ne üzere? Ala vücubil gasli yıkamanın zorunluluğuna, yıkamanın gerekliliğine delalet etmektedir. Vel ve'idi ve'id bu da azabın gerekeceğini ifade eden, gösteren hadisler de vardır diyor. Kim üzerine azabı gerektiren hadisler var? Alet terki, terk etmenin üzerine. Yıkamayı terk edersen şöyle şöyle azaplar var diye de hadisler var diyor.
Böylece kâne oldu hâda bu durum, yani yıkamak, mesh etmemek. Yıkamak evseka daha uygun oldu. Bima aleyhi. O şey üzerine ki, o görüş ki, el-ekseru ne? Alimlerin, fukahanın çoğu zaten o görüş üzeredir. Yani yıkaman gerektiği üzerine gidiyor. Ve efa ve daha iyidir, daha iyi ifa edilir. Bir tahsili tahareti. Tahareti, temizliği elde etmek daha iyi ifa edilir, gerçekleştirilir. Yıkamakla temizlik daha iyi bir şekilde elde edilmiş olacak. Öyle taharet, öyle tahsilden bahsediyoruz ki, el-maksudeti, kast edilen. Neyle? Bil-vuzu'i. Abdestle kast edilen temizliğe ulaşmak, suyla yani yıkamayla daha iyi elde edilecektir. Ve akrabe, yani daha yakındır. İlel-ihtiyadı, ihtiyata da daha yakındır yıkamak. Lima, o şeyden dolayı ki, fil gasli, yıkamaktaki faydadan dolayı bunu söylüyorum. Minel meshi, meshe kıyasen yıkamak nedir? Daha ihtiyatlıdır. İşte böylece tayyen ortaya çıktı. Er-rucu'u ileyhi, yıkamaya dönmek, yıkamaya dönüşün gerekli olduğu ortaya çıktı. İşte böylece yekun olur. El-cerru cer, yani hala şunu açıklamadı. Cer okuyuş ne olacak? Mütevatir okuyuş var. Cer okuduğunda ne yapıyorsun? Atfetmiş oluyoruz. Meshe, meshe atfedildiğinden Erculikum dediğinde ayakların mesh gündeme geliyor. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ya yüledin amnun idâ gûntum ile salâti fâvsilû vucûhekum veydiyekum ile merâfibi vemsehû mesh edin bir rûûsikum başınızı, başınızın dörtte birini ve Erculikum ve Erculikum lam yaparsan başka bir, lamı fetha yaparsan başka bir yere, esre yaparsan vemsehûya atfetmiş olur. Ayaklarınızı mesh edin demiş olursun. İşte bu nasıl açıklayacaksın? Sonuç olarak mütevatir rivayet söz konusu diyor. Bunun açıklanışı şöyle. Fe böylece bu durumda, bu halde yekunu olur el cerru cer oldu bil civari. El cerru bil civari. El cerru bil civar gramerde bir konudur. Henüz ne okuduk biz nahve dair? İki tane avamil okuduk. Tuhfetü's-Seniye, Mukaddimetü'l-Acumiye ve sonuç olarak izhara geldik. Bu kitapların hiçbirinde geçmeyen bir nahiv konusu var. El-cerru bil-civar diyoruz buna. Dilerseniz burada kalmış olalım. Yani açıklayayım da öyle kalsın ya da. Cerri, civar, yakınlık cerri. Yakınlık cerri. Bir kelime, mecrur bir kelimeye yakın olduğunda ne yapıyor? Onun irabını alabiliyor. Yakınlık cerri. Sıfat, tekit, matuf gibi bazı kelimeler mecrura yakınlıkları sebebiyle mecrur olabilirler. Bunların mecrurluğu şeklendir. Harfi cerre bir bağlılıkları söz konusu değildir. Ne gibi diyor? Kema fi eda. Hemen burada ayet gelmekte. Konuyla alakalı evvela ayetten örnek veriyor. Civardan bahsediyorduk. Nedir o? Azabe yevmin muhidin. Azabe yevmin muhidin. Azab-ı yevmin, bir günün azabı, öyle gün ki muhit, kuşatıcı. Şimdi azap kelimesi mi, yevm kelimesi mi? Burada çeşitli ihtilaflar var esasen. Şöyle diyelim. Yevmin muhidin, baktığında yevm mevsuf, muhit onun sıfatıdır. Yevmin muhidin, muhit yevmin sıfatı. Azap muzaftır. Yevm mevsuftur, muhit sıfattır. Direkt irab böyle. Bir başka bakış açısına göre muhit kelimesi azab kelimesinin sıfatıdır. Azabe mensup, muhidin mecrur. Nasıl oldu bu? Diyoruz ki muhit kelimesi her ne kadar azab kelimesinin sıfatı olsa da el cerru bil civar, yani yakındaki kelimenin irabına tabi olmuş. O da yevmdir.
onun irabına tabi olduğu için mecrur olarak yazılmıştır. Ama esasen adab kelimesinin sıfatıdır. Böyle bir durum var. Hud suresi 84 diyor. Şimdi çok daha meşhur bir örnek geliyor. Bunu da okuyup bırakayım. Ve cuhru cuhru vabbin haribin. Cuhru vabbin haribin. Tercüme bu harap bir keler kovuğudur. Bu harap bir keler kovuğudur. Keler bir kertenkele türüydü. Cuhru vabbin haribin. İnceleyelim. Şimdi haribin kelimesine özellikle üstünde duruyoruz. Haribin. Mecrura yakın olduğu için. Vabbin mecrur değil mi? Vabbin mecrur. Harip kelimesi mecrura yakın olduğu için. Yani vabbin kelimesine yakın olduğu için. Mecrur oldu. Haribin oldu. Oysa onun hakkı raf. Onun hakkı raftır. Haribun. Niye? Çünkü cuhur kelimesinin sıfatıdır. Cuhuru mevsuf, harib onun sıfatı. Onu irabını almadı. Niye mecrur? Cerri civardan ötürü. Yanındaki kelime mecrur, onun irabına tabi oldu. Cer nedeni budur. Bu yüzden demek ki haribin kelimesi merfu da okunabilir. Cuhur kelimesinin sıfatı olduğundan kendisine sıfat mevsuf irabı verilebilir. Veya cerri civardan ötürü yani vabbin kelimesinin mecrurundan ötürü mecrur olmasından dolayı haribin de mecrur olarak okunabilir. Buna göre bir kelimenin cer olması sebepleri değişmiş oldu. Neydi bunlar? Bir kelime neden mecrur olabilir? Başında harfi cer olabilir. 2. Başında muzaf olabilir. 3. Tabiilikten dolayı mesela ma'murun bit tabi'in ya ma'murun bil esale konusu vardır değil mi? Sıfat olabilir, bedel olabilir, antı beyan olabilir, matuf, matufun aleyh, tekit, müekket gibi durumlardan dolayı bir kelime yine mecrur da olabilir, mensup da olabilir, merfu da olabilir. Tabi sonuçta. Bir de ne varmış? Cerri civar çıktı şimdi. Yani şimdi çıktı derken şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarda yoktu demek istiyorum. Yoksa şimdi icat edilmiş değil elbette. Okuduğumuz kitap çok eski bir kitap. Cerri civardan ötürü de bir kelime mecrur olarak okunabilir. Okunması zorunlu değil. Okunabilmek başka, zorunluluk başka. Cuhru mevsuf, haribunun sıfatı olduğuna göre direkt onun irabı yani haribun merfu olarak yazılabilir. Bununla beraber cerri civar çok tartışılan bir şeydir. Yani Arap nahivciler arasında tartışılmış bir konu. Yeri geldiğinde yani bir bunu gramer kitabında işlediğimizde gramer kitabının vereceği bilgiden çok daha genişini o zaman aktaracağım. Arap sitelerinde de tartışılmıştır. Daha günümüzde, daha güncel gramer kitaplarda da Arap dil bilginleri, günümüz Arap dil bilginleri tarafından da bu konu ele alınmıştır. Başka zı rahimin mahramin var. Mahrem kelimesi neyin sıfatı? Rahimin olsa doğru ama zı'nın olsa mahramin şeklinde mi yazılacak? Değil mi? Ve naziruhu bunun örnekleri, benzerleri, kesiru çoktur fil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de ve şiiri, ve şiirlerde de çoktur. Bu şekilde tanımlamış olalım.